Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün elimde Redmi Note 13 Pro var ve bu cihazla beraber bir kamera testi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Eylül ayında bizlere sunulan bu cihaz 200 megapiksellik kamerasıyla hepimizi cezbetmişti. Ama bazen her şeyin megapiksel olmuyor. İşletim sistemiyle bir olması gerekiyor. Yapay zeka desteğiyle iyi işler çıkarabilmesi gerekiyor. Bakalım biz de test etmek istedik. Bu cihaz gerçekten 200 megapikselin hakkını veriyor mu? Ya da fiyatını tam anlamıyla karşılıyor mu? Bunları test etmek için şu an İstanbul sokaklarında sizler için birkaç tane video ve fotoğraf çektim. Değerlendirmek tabii ki size kaldı. Bu yüzden yorumlar kısmında buluşmayı unutmayalım. Dilerseniz Redmi Note 13 Pro'nun bir teknik detaylarına bakalım. Gerçekten çok fazla özellik sunuyor. Hepsini deneyimleyebilmek isterdim ama vaktim kısıtlı olduğu için maalesef ki buna zaman bulamadım. Ama kısa sürede bile bana iyi sonuçlar çıkardı. Zaten sizler de fotoğraflar ve videoları gördüğünüzde ve değerlendirmeye geçtiğimizde benimle aynı kanaate varacağınızı düşünüyorum. Şimdi dilerseniz teknik kısma birazcık göz atalım. Cihazda gördüğünüz üzere 3 tane kocaman bir kurulumu var. Bu kamera kurulumunda birincisi ana kameramız 200 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. İkinci kameramız ise f2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik bir kamera. Üçüncü kameramız ise f2.4 açıklığına sahip 2 megapiksellik bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ön tarafında selfie kamerasında 16 megapiksel olduğunu belirtmek istiyorum. Video çözünürlüğünde ise arka kamerada 4K 30 fps'e kadar bir çözünürlük sunarken ön tarafta 1080'e 60 fps'lik bir çözünürlük bizlerle beraber oluyor. Cihazın kamera özelliklerine baktığımızda ise 200 megapiksellik bir kamera olduğunu zaten söylemiştik. Portre modu, gece modu, aynı zamanda pro modlar. Bildiğiniz üzere pro modları genelde bu işte profesyonel olanlar ya da hobi olarak kullananlar özellikle kullanıyor. Panorama, kısa film, uzun pozlama, hızlandırılmış çekim gibi farklı çekim modları bu cihazla beraber bizlere geliyor. Bunun yanı sıra cihazın efektlerini ben oldukça çok sevdim. Ekstra olarak bir üçüncü harici uygulamaya gerek kalmadan cihazın içerisinde fotoğraf çekerken farklı farklı filtreler kullanabiliyorsunuz. Şimdi de dilerseniz yapay zeka destekli ama bu videoyu çekerken hiçbir şekilde yapay zekayı açmadığımı belirtmek istiyorum. Aynı telefonu açtığınız zaman cihazın kamerası nasılsa tüm fotoğrafları ve videoları o şekilde çektim. Normalde ben fotoğraflarımı videolarımı çekerken ayar yapıyorum, ışığını kısıyorum, ona göre çekimler yapıyorum. Ama bunun için sizlerin de daha şeffaf bir şekilde görmesi için hiç oynamadan cihaz nasıl elime geldiyse o şekilde fotoğrafları ve videoları çektim. Şimdi dilerseniz fotoğraflara ve videolara geçelim. Daha sonrasında cihazları değerlendirelim. Şimdi ise cihazın ön kamera testindeyiz arkadaşlar. 1080'e 60 fps bir video çekiyorum şu an. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Sokaktayım, oldukça da sesli. Görüntü kalitesini sevdim mi? Sevdim. Başarılı buldum. Özellikle ışık size güzel bir şekilde iletiliyorsa eminim çok daha iyi işler çıkarabilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben renk doygunluğunu da sevdim bu arada. Şimdi ise cihazın video kalitesini test ediyoruz arkadaşlar. 1080'e 60 fps videolar çekebiliyor. Şu an oldukça hoşuma gitti. Hem renklerin doygunluğu olsun hem de hareket etmeme rağmen stabilizasyonu olsun. Ben oldukça çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Sesim de umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. Cihazda 6x'e kadar da bir zoom özelliği var. Hemen onu da göstereyim. 6x'te bu şekilde görünüyor. Şöyle hemen odakladı. Aynı zamanda bir de geniş açısı var. Geniş açıya da.
Geniş açıdaysa görüntü kalitesi bu şekilde görünüyor. İdare eder mi? Eder. Peki sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tekrar bir yakınlaştırayım. 6x'de yakınlaştırdım. Cihazı geniş açıya aldığımda ise geniş açının video kalitesi bu şekilde görünüyor. Buradan da 2x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2x'e kadar zoom yaptığımızda ise görüntü kalitesi bu şekilde. Redmi Note 13 Pro'da kendi deneyimlerimi biraz paylaşmak istiyorum. Cihazla fotoğraf ve video çekerken odaklama konusunda öncelikle çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Ama bazen böyle portre modunda olsun özellikle birkaç ayarlamanız gerekiyor. Portre modu da demişken hemen geçtim ama portre modunda farklı diyafram açıklıklarına sahip bu cihaz. O yüzden siz nesnenizi seçerken dilediğiniz bulanıklığı, o flu'yu yaratabilirsiniz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ana kameraya geleceğim aslında ilk bahsetmek istediğim yere. Ana kamerada 4x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor bu cihazda. Ben sevdim ana kamerayı ama ışığı doğru ayarlamanız gerektiğini de söylemek istiyorum. Eğer ışığı doğru ayarlayabilirseniz bu cihazda gerçekten güzel işler yapabilirsiniz. Renklerin doygunluğu ve keskinliği, canlılığı beni cezbetti. Özellikle loş ortamda bile güzel bir deneyim sundu. Sizlerde gördüğünüz böyle tabloların olduğu bir fotoğraf vardı. Orası biraz loş bir ortamdı. Bu loş ortama rağmen güzel bir deneyim benim için sundu. Cihazda Işık alan tarafa baktığımız zaman da meyveleri çektiğim bir fotoğraf vardı. Tam anlamıyla çok doygun bir şekilde o renkleri bize yansıttı. Ama tabii ki bu doygunluk renklerin tam doğruluğunu verdiğini de söyleyemem. Benim gerçek gözle gördüğüm bunun aynısı değildi. Ama bu doygunluğu yaratması da ben fotoğraf çekerken hoşuma gitmiyor da değil. O tarafı da beğendim. Cihazda selfie çekerken ön tarafta güzelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Pürüzsüz modunu açabiliyorsunuz. Bu bazı insanlar için gerçekten avantaj oluyor. Kendini iyi hissetmek istediği zaman pürüzsüz modla daha güzel görüntüler ortaya çıkartabiliyoruz. Zaten sosyal medyanın bize getirileri de artık birazcık efekt görüntüsü oluyor. Dilerseniz bu ayarı yapabilirsiniz ama ben bu ayarı yapmamama rağmen güzel bir görüntü sundu benim için. Ama bayıldım mı? Ben bu kadarını sevmiyorum. Eğer güzel bir ışık buluyorsanız çok okey. Gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Ama gerçekten böyle hani ışığınız biraz loşsa hoşuma gitmedi açıkçası. O fotoğrafı da koymayacağım. O kadar hoşuma gitmedi yani. Cihazda fotoğrafları yakınlaştırdığım zaman keskinliğin aslında çok da fazla gitmediğini ama o blur'u birazcık gördüğümü de söyleyebilirim. Bu benim için bir eksi mi? Hayır, aslında değil ama bunu düşünen kişiler varsa fotoğrafta yakınlaştırdığım zaman böyle birazcık bulanıklık olduğunu, görüntülerin çok net olmadığını görüyoruz ama fotoğrafı küçülttüğümüzde o netlik hissediliyor. Sadece yakınlaştırdığım böyle detaylıca incelediğimizde bunu görmediğimizde, en azından benim görmediğimi söyleyebilirim. Video kalitesi tarafına gelecek olursam ben videoyu sevdim arkadaşlar. Özellikle optik görüntü sabitleyicisi tarafında hareket etmeme rağmen bir titreme yaşamadım. Bu hoşuma giden taraftı ve ekstradan geniş açı olması da güzeldi. Geniş açıda mükemmel bir görüntü deneyimi sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor. Ama idare eder. Ekstradan bir video çekmek istiyorsanız, çevrenizi çekmek istiyorsanız sizi idare edebilecek bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Portre tarafında keskinliği güzel alıyor. En başta da söylemiştim. Farklı diyafram açıklığını alabiliyorsunuz. Ve portre modunda fotoğrafa yakınlaştırdığım zaman o keskinliği ben hissediyorum. Şu an karşınıza geliyor mu bilmiyorum ama bir de Aktilo'nun fotoğrafını çekmiştim ve yakınlaştırdığım zaman, umarım şuraya bir yere gelir. Yakınlaştırdığım zaman o keskinliği ben görebiliyorum. Arka planla ön plan arasında bayağı bir ayırabilmiş telefon. Video tarafında şundan bahsetmek istiyorum. Ben videoyu çekerken herhangi bir şekilde titreme hissetmedim ama videoyu kapattıktan sonra baktığımda sizler de gördünüz. En başta videoda diyorum ki hani gayet stabilizasyonu güzel ama videoyu kapattıktan sonra ben videoda titremeleri gördüm ve bu hoşuma gitmedi. Bunu da kısaca belirtmek istiyorum. Benim değerlendirmem bu şekildeydi. Bu cihaz için gayet yeterli. Arka kamerada iyi işler çıkarabileceğiniz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hobi fotoğrafçılığında tercih edilebilir. Ya da cihazı artık ne için kullanmak istiyorsanız kamerası sizi tatmin edebilecek bir seviyede olduğunu söylemek istiyorum. Peki sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.